Merhaba arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar günde iki video atmaya başladım, biliyorsunuzdur. Bayram dolayısıyla. Belki bayramdan sonra da arkadaşlar haftanın iki günü günde iki video atarım. Hani öyle bir düşüncem var. Hani izlenme olasılığına göre ona karar vereceğim. Arkadaşlar size bugün Mitte Fiz oynayacağım. Fiz'de 1v9 nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fiz 6 olmadan önce lane'likte bayağı ezilen bir karakter. Sonradan açılan bir karakter. Haberiniz olsun. 6'ya kadar ezilirsiniz. Farm alamazsınız. Bu arada arkadaşlar bu başlangıç yerine şu başlangıç çok daha mantıklı oluyor. Ben otomatik direkt şuradan aldım. Biraz benim hatam oldu. Fizz'den bahsedelim arkadaşlar. Pasifi normal saldırılardan daha az hasar almanızı sağlıyor. Bu yüzden top lane'de oynanıyordu ama W'suna gelen nerf'ten sonra top lane'de oynanmamaya başladı. Ki skill arkadaşlar şöyle fiziksel artı büyü hasarı veriyor. Adamın içinden geçiyorsun, şu alan içerisinde sıçrayabiliyorsun ileriye doğru. W skill'in arkadaşlar pasifi ve aktifi var. Önce bir düz vuruş yaptığınızda üzerinde pasif birikiyor. Pasif biriktikten sonra aktifle bir daha vurduğunuz zaman arkadaşlar eğer last atarsanız bir saniye cooldown oluyor. Onun dışında fazladan hasar vuruyorsunuz. E skill arkadaşlar. İki kere basabiliyorsunuz. İki kere hızlı hızlı basarsanız hızlı yere düşer. Bir kere basarsanız yere düşme süresi birazcık şey yapar. Artar. Onun dışında arkadaşlar ultisini biliyorsunuz. Köpek balığı fırlatıyor. Şimdi lane'likte büyük olasılıkla sizi ezecekler arkadaşlar. Hani 6 level olana kadar. 3 level'da bir atar yapabilirsiniz. 3 level hasarınız biraz yüksek. Hani 3 level'a kadar ezilmezsiniz eğer 3 level'da bir agresiflik yapmanızı tavsiye ederim. Ama genelde lane'i üzerinize böyle itiyorlar. Lane'i üzerinize ittikleri için siz genelde eziliyorsunuz lane'de. Ki öyle olması gerekiyor. Hani Fizz'in zaten tek dezavantajı bu. Hani mesela şu an farm alamıyorum. Almam pek mümkün gözükmüyor. Şimdi mesela W ile alabildim bir tane. Şimdi 3 level olduğumda ama bu adamın üzerine atlayacağım. Ve bu adamı 3 level'da tekleyebilirim. Şimdi arkadaşlar mesela şu an W skillimle farm yapıyorum. Ve cooldown'ı 1 saniye falan oluyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında adama saldırdığınız zaman W skillini bekleyip W'nin pasifini aktif olmasını bekleyeceksiniz. Orada bak şu üzerindeki zımbırtı doluyor ya arkadaşlar. O dolunca tamamen aktifi gelmiş oluyor. Onunla beraber W'ye basıp adamı vurursanız çok yüksek bir hasar çıkartıyorsunuz. Şimdi ben potumu kullanacağım. 3 level oldum çünkü. Adama bir atar yapacağım. Şu an mesela üzerinde pasif birikiyor. Pasifi W ile vurdum arkadaşlar. Ölmedi o. Level aldı şansına. Biraz unlucky oldu benim için. Gördüğünüz gibi 3 level'da çok yüksek bir hasar çıkarttım. Hani onu kesseydim çok daha güzel olacaktı ama kesemedim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar E skillini maxleyeceğim. Bu arada ben E skillini up verirken yanlışlıkla E skillini bastım. Normalde Q skill'le adamın üzerinden geçip o şekilde geçmem gerekiyordu. Çok yanlış oynadım. Bizimki ölür orada. Ahri var. Flaşından oldu. Ben E skin'e up vereyim derken nasıl E skin'e bastım ya. Orada kafam birazcık karıştı. Benim hatam. Pardon beyler bir şeye baktım da. Arkadaşlar bu arada Fiz'e girmeniz gereken Rune Mastery'si videonun altına yorum olarak ve açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. E-skill'im gelsin de E-skill ile bir daha adamın üzerine atlayabilirim. Phase atmadı. Şey yok. Flash'ı yok. Öldü. Onun hatası. Phase atması gerekiyordu. Phase atmadı.
Arkadaşlar bu arada E-Flash kombosu var. E'yi atıp tam düşerken flash atabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim eğer fırsat olursa. Hani tam düşecekken flash atıp adamın kaçma şeyini engelliyorsunuz. Şuna W'da da şunu alalım. Şimdi arkadaşlar ilk item olarak Protobelt yani roket kemeri tercih edeceğim. Yeni build'i bu. Direkt ilk item olarak roket kemer alınıyor arkadaşlar. Şu item. Bu arada Rune Masteries'in yanına item bu dizilimini de koyacağım arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz aşağıdan. Hani tam item build'ini falan. Çünkü bu oyun çok uzamayabilir. Çünkü ben oyunu kazanmaya yönelik oynadığım için görevleri falan yapıyorum. Sürekli kule alıyorum arkadaşlar. O yüzden oyun çok uzamıyor. Sizin de böyle yapmanız gerekiyor. Eğer uzatırsanız bazı karakterleriyle oyunu uzattığınız zaman arkadaşlar oyunun sonuna doğru düşüyor o karakterler. Bir şey yapamamaya başlıyorsunuz. Misal bunlardan biri Lee Sin. Hani Fizz de mesela late game'de yine güzel bir hasarı oluyor ama araya girdiği zaman direkt support falan tutuyor bunun. Bir stun yiyor. Arada ölüyor yani. Bu arada Fizz arkadaşlar çok basit bir karakter. Herkesin oynayabileceği bir karakter. Bu hiç iyi olmadı ama. Tam zıplarken orada o Q'yu yemem. 2'dir. Her neyse. Mesela arkadaşlar şu an Ahri 2 kere öldü bana. Üzerinde bir büyü direnci eşyası yok. Bu Ahri her lane'e geldiğinde ben bu Ahri'nin kafasını atlayarak tek atabilirim. Hani benim dodge'layabileceğim herhangi bir skill'i de yok onun. Hani sadece ultimi dodge'layabilir. Ultimi de ben geriden atmazsam Q'la beraber atarsam onu da dodge'layamaz. Q'la beraber ulti nasıl atılıyor onu da göstereceğim. Ve mümkün olduğunca arkadaşlar ultilerinizi eğer mesafeniz varsa Q'la atın. Q'la adama doğru giderken ultinize basıyorsunuz. Hani ikisini aynı anda yapıyorsunuz. Ultiyi adam yemiş oluyor. Şu W'yu kullanmayı unutmayın. Hani bekleyeceksiniz W'yu kullanmak için. Hani üzerindeki pasifin de olmasını. Şimdi mesela bu adam 5 level. Ben 6 level'ım. Birazdan 6 olur o. Onu zonlayabilirim. Yaklaştığında üzerine atlarım. Yani buradaki fanlardan sonra o büyük olasılıkla 6 level olacak. Oldu. Şimdi her geldiğinde direkt üzerine atlayacağım ben onun. 6 level olması pek bir şey değiştirmiyor. Yine tekleyecek. Sadece benden kaçabilir. Şunun ensesini verelim. Adam gözükmüyor çünkü burada. Şuraya ward atmış olabilir. Atmamış. Şu Zinza birazcık kastı. Baitledim. Yedi o baiti. O da öldü. Benim Ignite'im ölecek. Aa, Smite attı. Şu an bu bizim için avantajlı oldu arkadaşlar. Çünkü iki kişi öldürdük. Sadece ben öldüm. 2'ye 1 bir takas. Gayet worth bir takas. Orada Gragas'ın birazcık geç girmesi bozdu beni. Hani direkt orada Zinza'ya atlasaydı ben hiç orada Charm Worm yemeyebilirdim. Charm'ı o yiyebilirdi. Ben hiç ölmeyebilirdim orada. Birazcık geç girdi ama sorun değil. Yine de biz karlı çıktık oradan. Sadece benim ölmem birazcık hoş olmuyor. Çünkü size gri ekran izletiyorum. O kötü oluyor. Kusura bakmayın bu yüzden. Yukarıdaki adam eziliyor. 2 kere ölmüş. Bizim bot lane bayağı ezilmiş. Onu görüyorum şu an. Yani bot lane eziliyorsa bot lane'e Ruam'a gideceğim. Yok lan bizim bot lane eziyormuş. Pardon. Pardon pardon pardon. Caitlyn'i rakipten sandım. Bizim takım şeylerine bakıyormuşum. Şimdi bu adamın lane'i birazcık itmesi gerekiyor. Hani onun üzerine atlayabilmem için kule altı giremem. Şu an kule altı girmemem gerekiyor ona. Arkadaşlar ikinci olarak W max'leyeceğim. Yani Q'da max'leyebilirsiniz. Yani bana W daha mantıklı geliyor. Çok fazla hasar çıkarttığı için. Q'da sadece adamın üzerine atlayacağım. Şimdi ilk kule kanı için şu kuleye birazcık vuralım. Çünkü top lane'imizin canı bayağı gitmiş. Yani adam alabilir şu an oraya. Gragas'ın oraya gitmesi gerekiyordu.
konuşan Ahribot da, ben bu kuleyi alabilirim burada Ahribot'tayken. Ahri geliyor. Hiç sıkıntı değil. Ahri şuradan gelirse ben ona tek atarım. Ama bu adam beni bozuyor. O benden tek yemiyor. O kadar kırılgan değil. Bu adamın çarmıhunu dodge'larsam el skillimle keserim diyecektim. Flash attı. Abi redinden dolayı adam beni kesecek ya. İnşallah ultisi gelmez. Ulti atarsa mid'e kill lazım abi. Ne yapalım yani? Şuradan ayakkabımızı alalım. Çünkü çok yavaştım az önce. Az daha adam redle beni kesiyordu. Bot lane'den bir kill almış. Onda da sanırım adamın redi vardı. Onun redini almış. Şimdi bizimkiler mid'deydi. Bot'a iniyorlar. Tamam, mid'e geçerim ben. Ya da top lane'e bir uğrayayım. Şu Zinzo birazcık kastı, birazcık sıkıntı çıkartıyor bize ve Zinzo arkadaşlar birazcık tankımsı bir karakter. Temel armoru, büyü direnci ve canı birazcık fazla olduğu için hani kolay kolay tekleyemiyorsun. Hani en azından şu seviye için. Tamam, misklik attım. Kill'in ultisi yok. Ultisi olsaydı yine birazcık zorlardık ama. Ben de red var. Red'ime güveniyorum. İyi bari. Kuleye öldü ya. Sorun yok o yüzden. Abicim bu Zinza benim belam oldu ya. Zinza Rich varıyor kardeşim, gider misin? Lütfen. Şimdi arkadaşlar ikinci yapacağım item Lynch Bone. Fizz'in olmazsa olmaz itemlarından. Neden? Çünkü içinde pırıltı var. Şu pırıltı arkadaşlar Fizz'in Q'sundan, W'sundan, E'sinden her şeyinden aktif hale geliyor. Ve yüksek hasar çıkartmasını sağlıyor. Hani top lane'de oynandığı zaman bile arkadaşlar üçlü kuvvetten hani yine bu pırıltıyı alıyorlardı. Şimdi mid'deki kuleyi alacağım ben. Bot lane öldü mü? Galiba. Yok. Caitlyn çok kastı ya. Caitlyn bayağı vuruyor. O adamlarda bir Lee Sin'le Zinza'nın durumu iyi. Rakip bot lane'in durumu kötü. Sihir refort diyorlar. Ahribot da size Q'la ulti atmayı gösterecektim. Hani o yüzden ilk gelen adama direkt bunu yapabilirim sırf göstermek için ölsem bile. Valance koptu ama sıkıntı değil. Ben bu hero'yla o yokken de oyunu kazanabilirim. Misal arkadaşlar Q'lu adamın giderken hani çok yakın olduğu için gerçi gittiğimde ultiye bastım ama dodge'laması imkansız çünkü adamın dibinden attım o ultiyi. Hani siz de bunu yapabilirsiniz. Rich var diyor. Neyse. Geliyorum.
Yani şu an çok yüksek bir hasar çıkartabiliyorum. Şu kuleyi de alalım. Yani özellikle üzerinde büyü direnci olmayanlara karşı direkt tek atıyorum. Lee Sin'de ne var? Lee Sin'de yok mesela. Lee Sin'e gideceğim şimdi. Mesela bizim top lane'imiz çok geri 0-4. Sürekli ona yardım etmemiz gerekiyor bizim. O adamın oyundan düşmemesi gerekiyor. Hani 4 kişi oyun kazanmak zor. Şu an AD carry'miz yok. 3 kişi oyun kazanmak zor. Öyle söyleyeyim. Şimdi ulti atacak oradan. Güzel, linç beynim de bitti. Şuradan şunu alalım. Yine arkadaşlar kendi dönüşümü tercih ediyorum. Yine arkadaşlar Fizz'de çimlere falan çok kusabildiğiniz bir karakter olduğu için kendi dönüşümü almanız çok daha iyi oluyor. Ahri Blue'sunu almaya gidiyor sanırım. Yani bu demek oluyor ki Zinza orada. Riç bağırıyor. Bakın neden bu karakter 1v9 karakteri? Onu şimdi bu oyun 4 kişiyiz. Göstereceğim size. Hatta Kayle oyunda bile değil. Öyle sayılır. Yine de biz bu oyunu kazanacağız. Yine de aradan birini tekleyeceğim arkadaşlar. O teklememle oyunu kazanacağız. Şimdi ben onu da keserim. Hiç sorun değil bu benim için. Kayle'ın ultisi varmış ya. Şu kuleye vurun. Kule bana neden döner ki orada Kayle'dayken? Hemen şuradan Rabadon'umuzu alalım. Sonra Zhonya alacağım. Sonra hiçlik alacağım arkadaşlar. Dört kişi olduğumuz için adamlar lane'leri rahatlıkla itebiliyor. Bizim adamları bir yerde yakalayıp sonra mid'de savaş yapmamız gerekiyor adamlardan birini eksiltip. Çünkü oyunda en kasmış adamımız olan Caitlyn, hani bot lane'i taşıyordu, oyundan düştü. İşte o bizim için biraz kötü oldu. Şimdi Ocean direkt çıkacak. Çok önemli bir direkt değil, alabilir adamlar onu. Ben de buraya iteceğim. Ya buraya hızlıca yetmem gerekiyor çünkü o Ocean'dan sonra adamlar buraya gelecektir beni görüp. Ya. Sadece Ahri var sandım ben orada. Bu hiç iyi olmadı. Birazcık sattım oyunu. Hani ondan oraya çıkarmaları lazım. Şuna vurun da ölsün. 10 HP ile aramıza giriyor ya adam. Kain dönüşümünden sadece Ahri'yi gördüm. O yüzden atladım oraya. Hemen tekler çıkarım diye de bayağı kalabalık çıktılar. Ultiyi de failladım orada. Onu görmediniz beyler. Şu item'a basarken ultime bastım. O kadar sorun değil ama. Yani adamlardan iki kişi öldü. Bizden sadece ben öldüm. Bizim Kayle'ın ama acilen oyuna bağlanması lazım. Ne kasıyor bu adam? Kayle kritik atmıyor uzaktan vuruşlarıyla. Nereye gitti o? Kardeş sen çok yanlış kaçıyorsun ama ya. O neydi? Sivir. Saldı.
Abi direkt burst yedim. Eskilim de yoktu o an. Lee Sin çünkü bayağı bir kasmış. 6 kili var. Bir de Alistar'dan kombinince kötü oldu benim için. Şu an oyunu satıyor gibiyim. O yüzden toplamam lazım. Hani biraz daha dikkatli davranmam lazım. Hemen Rabadon'u bitirip ondan sonra Zhonya alacağım. Zhonya'ya ihtiyacım var. Çok fazla fokuslayacağım çünkü. Şu an resmen 3 kişiyiz abi. Hani Thresh, ben Gragas. Çayılımız yok. Çok kötü oynuyor. Geliyorum ben oraya. Vadinin süresi bitmek üzere galiba. Güzel vadiyi topa kullandık. Abicim bu adam cidden bana çok fazla vuruyor ya. Acilen benim Zhonya'yı bitirmem lazım. Adam bir de ultisiyle Q'yu aynı anda vuruyor. Burst atıyor bana. E atamadan öldüm. Ya da takımın yanında durmam lazım. Abi oynarsınız oraya. Abi Kayle o kadar kötü ki. Niye kaçıyorsun Kayle? Allah yazık ya. Yok ne kastığını da anlamadım. Runa'm kasıyor galiba. En güçlü adamlarını indirdik. Ahribot da. Şimdi ben şu adamı atlar teklerim de bu adamın şimdi E skill'i var. Büyü işlemez yani. O biraz beni şeye sokuyor, sıkıntıya sokuyor. Çünkü onu düzgün kullanırsa Alistar'dan combo yerim, canım az ölürüm orada. Açıldı. Şuraya gidelim bence. Şu an 4 kişi olduğumuz için her yerden itiyorlar, o biraz sıkıntı oluyor bizim için. Şunları keselim. Sonra Baron falan deneyebiliriz duruma göre. Tamam, ben de o. Mid toplanalım, bir savaşalım. Şimdi bir kişi eksilttik çünkü yapmamız gereken o. Yoksa adamlar sağdan soldan itiyor. Ya biz de midi itelim biz de. Abi bir kickten bu kadar yememeliyim ya. Bak yine kötü oynadım ya. Abi şu Lee Sin beni inanılmaz bozuyor. Keşke orada flash'ımı kullansaydım ya E ile düşerken. Şunu alalım. Şuradan şunu alalım. Bunun artık dönmesi gerekiyor. Biz orada fight'ı çok kötü yaptık ya. Ultimi ıskaladım. Diğer skill'lerimi ıskaladım. Ahri'yi öldüremedim. Çok az bir canı kaldı. Bunlar buradan imtar açıyor. Benim orada düşündüğüm şey şeydi. Biz mid'de eğer fight alsaydık o Zinza geri dönecekti. Geri döndüğünde de çok geç olacaktı. Bu Chael cidden çok kötü ya. Ha, bastığı ultide bile mantık yok. Thresh'e ulti atıyor.
ona ulti atmama gerek yok. Son fightlarda hep kötü oynadım. O yüzden o fightları hep kaybettik. Benim güzel oynamam lazım fightta ki bu oyunu taşıyabileyim. Şu Infernal var. Infernal'a gidelim. Gragasaur'u tutuyor zaten. Şimdi adamlarda Lee Sin top'taydı. Ahri var, Sivir var. Sıkıntı yok. İkisini de kesebilirim. Bunun flash'ım var. Ultiyi boşa attım ya. Çok geç gördüm Kayle'ı. Ultiyi atarken gördüm. Şuradan ben bir manayı alayım de. Abi şunu. Çok güzel oldu bu bizim için. Baron'u alalım. Böyle adamları eksiltip bir şeyler yaparsak 4 kişi de bu oyunu kazanabiliriz abi. İnşallah Lee Sin'e çaldırmak gibi hata. Abi sen ulti attın, bana adamı çekti. Şimdiden Zhonya'mız bitti mi? Bitti, güzel. Zhonya bittikten sonra rahatlıyorsunuz arkadaşlar Fizz'de. Hem cooldown yönünden %40 cooldown'um var şu an. Tabi üstünde Buylu'nun da etkisi var ama. Gelin bir de. Şimdi Lee Sin oyun uzadıkça düşen bir karakter arkadaşlar. Hiçbir şey yapamamaya başlayacak. Yani Baron'u da aldık. Baron'u kullanıp bir şeyler yapmamız lazım bizim. Bizim Baron buff'ımız var. Henüz çok uzakta değiller. Olası bir durumda hızlıca dönebiliriz base'e. Şu kuleye vuralım abi. Daha sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan da çıkarım. Oyunu kazandık şu an. Oyunu bitirmeye oynayacağız. Baron buff'ımızla bir kosukla oyunu bitireceğiz. İlk fight'ları çok kötü yaptığım için bayağı kötü bir şekilde fightlardan çıkıyorduk. Hani bir tane doğru düzgün fight oldu. O da burada arkadaşlar. Yakaladık. Düzgünce oynadım. Onda da oyun bitti. Orada Baron kolumuz falan çok iyiydi. Yani 1v9 karakter serisi yapmamın nedenleri bu arkadaşlar. Hani cidden çok güçlü karakterler oynuyorum. Hani tek başınıza oyunu taşıyabilecek karakterleri size göstermeye çalışıyorum. Onlardan biri de Fizz'di. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Aşağıda yayın linklerim var, oraya da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.